O zaman gene ama bir soru sormam gerekiyor. Çünkü bana da çok sorulan sorulardan bir tanesi. Aslında Zira ve keza 2022 yılında en çok sorduğum sorulardan bir tanesi. Benim de çok anlattığım, sizin de çok söylediğiniz iki tane soru var. Marmara bölgesini bekleyen bir deprem var mı? Yunanistan'la savaş var mı? Yeni takipçilerimiz için, sizi belki daha önce hiç tanımamış ya da görmemiş ya da rastlamamış insanlar için. Çünkü bunlar YouTube'da da yayınlanıyorlar. Ama 2022 yılında çok sorduğum sorulardan bir tanesiydi. Aynı cevabı aldım. Yine aynı cevabı alacağımı düşünüyorum. Yunanistan keza aynısını soruyorum hocam. Marmara bölgesini bekleyen 2023 yılında tehlike arz eden bir deprem var mı? Gökbilimi yıllık progres haritalarında biz tabii ki tahmin bu, öngörü, yanılabiliriz. Ama ben yaptığım çalışmalarda geçmişte de Maraş Hatay depremini size çok anlattım. Storylerde çok paylaştım. Siz canlı şahitsiniz. Ve sonra oldu. Dediğimiz biraz 3 aylık gecikmeyle oldu ama oldu. Şimdi biz doğal olarak bak, Türkçe kelimeye dikkat. Doğal olarak gökyüzünde bu sene bu bölgede bir depremi, Marmara İstanbul depremini beklemiyoruz. Bu sene İstanbul depreminin kare açısı yok. Ama doğal olarak söylüyorum. Hani Fenerbahçe olayı gibi doğal, bir şike içine bir şey parmak girmezse gökyüzü İstanbul'da bir deprem beklemiyor. Yani öyle bir deprem Maraş'ta deprem olacaktı. Ben onu bangır bangır söyledim. Bak, orada tereddütüm yoktu. Orada kesinlikle doğal bir deprem. Hatta siz harp sistemi varsın mı bir tartışmalara girince, ben o zaman biliyorsunuz çok savaştım. Hayır, o doğal bir deprem. Çünkü o deprem olacaktı. Gökyüzü oranın batimetrik olarak astrokartoloji orayı veriyordu. Ama İstanbul'da bu yıl böyle bir enerji yok. Şimdi yok yani. Zorla var mı diyelim. Ha olursa yanılabilirim, olursa ben bunu doğal beklemem. Bunu söylemek istiyorum. Gökyüzü matematiğinde İstanbul'da bu sene herhangi bir risk yok. Küçük küçük bir şeyler olabilir, küçük sarsıntılar. Ama İstanbul depremini bu sene beklemiyoruz. Ve gökyüzü açıları, tabii ki İstanbul'da bir deprem, yani Silivri fayı kırılacak, Kumburgaz fayı kırılacak. Kumburgaz fayının kırılması bu yıla tekabül etmiyor bizim hesabımıza göre. Ama yanılabiliriz. Öngörü bu. Yanılma payım var. Bir daha söylüyorum. Ben beklemiyorum bu sene. Yanılabilirim ama beklemiyorum. Ben 2026-27'lerde bu açının çok sert olacağını görüyorum. O zaman konuşuruz bunu. Yani şimdi İstanbul için böyle bir risk olduğunu düşünüyorum. Ama bu İstanbul'u rahatlatmasın. İstanbul ne yapsın? Önlemini alsın. Kentsel dönüşümünü yapsın. İstanbul evine, yani sağlam zeminlerine önem versin. Bir gün İstanbul'da tabii bir deprem olacak, yani Marmara kırılacak, Orta Marmara. Ama dediğim gibi yıl bazında sorduğunuza göre ben beklemiyorum bu sene. Ama olursa da doğal karşılamayacağım, mantıklı görmeyeceğim. Birileri karıştı. Onay bak işte, o zaman doğal görmem. O zaman şüphem olur. Bence doğal olarak, doğal mantıkta bir deprem gökyüzü şu an yok diyor. İleriki bir tarihte var, ileriki yıllarda var. Bu yıl bir risk yok diyor. Türkiye'de riskli olan yerler, ben bunu söyledim. Gökyüzü astrolojiye göre, ben bunu nokta atışı, batimetrik söyledim. Bizim ilmimize göre, yanılma payı olmakla beraber çok eminim ama orada. Peki yanılma payı olacağını düşünmüyorum, eminim ama yani. Çünkü biraz da coğrafyacı yönümden de çok iyi biliyorum. Fayların tarihsel kayıtlarını da biliyorum. Bir de biraz da gökyüzüne göre okuyoruz. 7 su çok bariz yani. 7 suya dikkat edilmesi lazım. Ama bak, ben bu sene bu ay olacak demiyorum. Olabilir ama. Bak, bu olabilir. Yani 7 su riskli. Bu yıllardır hiç çalışmayan Orhan Bey zamanından beri, Osmanlı İmparatoru o ikinci padişah Orhan Bey'den beri, yahu 1325'lerden beri kırılmıyor bu. Yani İznik deresine dikkat etsinler. Gemlik, Bursa şey hattı var ya, o Gönen'e giden hat. Aşağıda Güney Marmara. Güney Marmara kırığı uzun süredir sessiz uyuyor. 500 yıldır Hatay Maraş arası uyuduğu gibi. Bak, orası sinyal veriyor. Yani gördüğümüz açılarda. Ama ben yarın olur demiyorum.
bak olabilirleri söylüyorum. Şu an acil beklenen hani önde olabilecek söylüyorum. Yedisu, Gemlik tarafı, Bergama tarafı, Kuzey Ege, Bakırçay Vadisi, Karaburun, Foça oradan Aydın'a giden yön, Aydın, Küçük Menderes, Kuşadası, Çapraz, Küçük Menderes. Tam Kuşadası'nın altı değil mi? Çok etkiler. Kenar kıyısından giden Küçük Menderes kırığı var. Nazilli Denizli arası Büyük Menderes kırığı var. Benim şu anlık risk gördüğüm yerler ama ben kendimce söylüyorum. Yani bu doğru olmayabilir. Ben matematik ilmime göre, gök bilimime göre kırılma noktalarını, riskli noktalar buraları görüyorum. İlmim gereği böyle söylüyorum. Ama kimse korkmasın, kaygı duymasın tabii yani. Önlemini alsın. Sonra bu Helen Yayı var. Kıbrıs'ın batısı, Rum kesiminin batısıyla bu Bafo Limosal'dan gelen Helen Yayı'nı oluşturan Kıbrıs eksenli Yunanistan'a doğru giden Helen Yayı var. Muğla'nın tam karşısında. Muğla, Deniz, Rodos arkalarında olan bir sırt burası. Rodos, Fethiye arası kırıldı. 1900 hesapladım. 1957'de kırılmış orası. Adnan Menderes başbakanken kırılmış 1957'de. Bayağı şiddetli bir Fethiye depremi olmuş. Asıl Fethiye depremi Rodos-Fethiye kırığıdır yani. Rodos-Fethiye arası. Akdeniz'de kırılmış o. Fethiye'ye doğru kırıldığı için Fethiye yerle bir olmuş. Çok tehlikeli bir depremmiş. 7.2 üretmiş. Adnan Menderes hatta Fethiye'ye girdiğinde gözyaşlarını tutamamış. Yani bütün Fethiye taş üst yani yıkım halindeymiş yani. Hatta Fethiye'de Ziraat Bankası varmış sahilde. Patır kütür suyun altına batmış. Denizin altında batık durumda yani. O dönemin Ziraat Bankası suya gömülmüş yani. Sahildeymiş denize sıfır. Kıyı formolojisi batmış yani. Şimdi 1957'de olmuş bu olay. Fethiye kırığı. Şimdi 100 sene geçmesi lazım buranın o depremi üretmesi için. Yani 2027-2060 yani 2060'lara gelmesi lazım. Şimdi orada da bir risk görmüyorum. Çünkü 57'de kırılmış. Ama bu taraf bu Helen Yayı'nda Yunanistan'a doğru giden, adalara doğru giden, bu taraftan da Kıbrıs'a doğru giden bir hat var. Helen Yayı Anadolu yükseldikçe Helen alta yani şey bu Akdeniz batıyor. Şimdi Kıbrıs dalma batmaz onu. Kıbrıs batıyor, şu Akdeniz batıyor, Anadolu yükseliyor, şu şekilde oluyor. Hani üstü, o alta batıyor, o üste çıkıyor. Bu kıta kaymaları, epirojenik kıta kaymaları gerçekleştiğinde kırılma boyutları Helen Yayını da tetikler Güney Ege Akdeniz çatalında. Evet, oralarda da tehlike var, risk var yani. Peki Yunanistan kıyı şeritlerimizde herhangi bir tehlike var mı? Ege adalar üzerinden. Şimdi Yunanistan'ın ben etini butunu anlattım yani boyutunu anlattım. Evet, bunu çok konuştuk. Ama o benim haklı çıktım orada. Herkes Yunanistan'la Türkiye'yi savaştırdı. Bak bir yıl geçti, Nisan geldi. Hala onlar hala o senaryoyu kuruyorlar. Yunanistan böyle bir etkinliğe kalkmaz. Öyle bir derdi yok. Haddini biliyor. Boyunun ölçüsünü biliyor. Bak Yunanistan Kova burcu ülkesi. Plüto Kova'ya girdi. Bir dönüşüm yaşayacak. Aydınlanıyor şu an. Plüto 3 ay Kova'da şu an. Yunanistan'da Kova burcu olduğu için aydınlık yaşayacak Kova'da. Plütonik bir dönüşüm yapacak. İçindeki Amerikan üstlerine öz diyecek halk yani. Ne işiniz var? Hadi bakalım naş naş diyecek. O hikaye biz sizi Türkiye'ye karşı koruyoruz. Orası masal. Kimse kimseyi korumaz. Orada Rumları kandırıyorlar. Şimdi orada bir kandırmaca var. O yüzden Plüto uyanıştır Kova'da. Kova uyanmak demek, özgürlük demek. Yunanistan halkı bence Rumlar Amerikan üstlerine karşı tam tersi Türkiye'ye bir tepki yok. Amerika'ya kendi içlerinde Amerikalılara karşı bir tepki verip ortalığı toparlarlar. Plüto Kova'yı unutmayın. Plüto Kova karşıya düşman olmuyor. Kendi içindeki döngüyü dönüştürüyor. Plüto karşı düşmanlık yapmıyor. Satürn karşı düşmanlık yapar. Plüto yapmaz. Satürn karşıyı hedefler. Plüto kendini hedefler. Kendi içinde dönüşüm yapar. Dönüştürücü çünkü Plüto. Şimdi o yüzden Kova'ya geçtiğine göre Plüto şu an Kova'da mı? Kova'da. Bir dereceye doğru geldim. Yunanistan Kova burcu ülkesi. Yani Plüto Kova'yı dönüştürecek. Yunan halkını dönüştürecek. Şimdi Yunanistan'ın
ülkenin içindeki sol gazeteler, solcu isyan, solcular harekete geçiyor. Sağcıları kışkırttığın bitti. Rum sağcılar harekete geçtiği zaman hükümet risk altında olur. Mesela diyecekler ki başbakana, Yunan başbakanına, Amerikan üslerini temizle. Bir kaygı, bir korku yok. Türkiye'nin geleceği yok. Yani Türklerin bir saldırısı yok. Nedir bu? İki toplumu zorla birbirine düşman ediyorsunuz diyecek. Ben daha farklı bir şey bekliyorum. Kıbrıs üzerinde adada iki tane bölünmüş toplumu bir devlet, ortak bir devlete doğru gideceğini ileride, yakın bir dönemde düşünüyorum. Yani adada Türk-Rum birliği olacak. Bu barışma sağlanacak ve bence bu Birleşik Kıbrıs Devleti kurulacak. Çünkü ikisi de topal bacaklı sonuçta. Rum tarafı her ne kadar Avrupa Birliği desteklese de o da topal bacaklı yani. O oraya geçemiyor, oraya geçemiyor. O uçakla havaalanına gidiyor. Bir oradan oraya sınırdan geçemiyor. Andan planı bozulmuş, yıllar geçmiş. Şimdi neredeyse 20 sene geçti Andan planında. Yeni bir yol haritası izlenecek. Ada birleşecek. Ortak bir Kıbrıs devlet yönetimi kurulabilir orada. Yeni bir devlet olur. İki taraftan da yönetici olur. Ülkeyi de şey içinde, huzur içinde yönetirler. Ben yeni Güzel. neslin bunu yapabileceğini düşünüyorum. Eskisi gibi makaryoslar yok buralarda yani. Makaryosu yok yani. O kışkırtıcı papazlar, kışkırtıcı taraflar kalmadı yani. Gençler öyle değil. Yeni nesil, hani Z kuşağı, Z kuşağı diyorlar ya. Z kuşağı çok farklı bakıyor olaya. Artık bilgiç dijital hayata bakıyor yani. Evet. Bilgisayar çocukları, klavye insanlar. Rumu da aynı, Türkü de aynı. Değişen bir şey yok yani orada. Artık insanlar savaşarak değil, uzlaşarak adada bir birlik düşünüyorlar. Evet, önümüzdeki dönem Kıbrıs adası da gündeme gelecek. O yüzden Kıbrıs'ta iki halk da gündeme gelecek. Bak, astroloji bunu da gösteriyor. Bunu da ekstra burada söyleyeyim, ay tutulmaları bunu da tetikliyor. Ama sonbahar tutulmaları daha çok burayı tetikliyor. Evet, burayı da verdikten sonra benim söyleyeceğim güncel şey var. Onu da sizlerle söyleyeyim. Ya da sizin beyanınız varsa söyleyebilirsiniz. Buyurun ekleyin hocam. Beyanım şu, güncelde Venüs ikizlere geçti. Venüs ikizlerde şu anda da balıktaki Satürn'le 3-4 derecelerde karşıt kare yapıyor, kare açı yapıyorlar. Satürn-Venüs karşıtlığı var. Bu dönem biraz hayata karşı, paraya karşı, paraya dikkat etmez. Yani ekonomi biraz her ülke için, her insan için söylüyorum. Ekonomi biraz sıkıntılı olabilir, alım gücü zorluğu olabilir. Satürn Venüs şeyi var, karşıtlığı var. Satürn balıkta, Venüs ikizlerde. Balık ikizler karşıt açı, kare açı yapar. Bundan dolayı gökyüzündeki şu anki sert kare şunu gösteriyor bize. Biraz ekonomik anlamda, biraz para politikaları, para piyasaları anlamında, biraz işte finans dünyası adına, biraz da ikili ilişkiler adına, duygular adına zor bir dönemden şu an Venüs'ün ikizlere geçmesiyle bir kargaşa var. Dünya halkları zor bir dönemden geçiyor. Satürn Venüs karesinden dolayı. Ne kadar sürecek hocam? Bir hafta kadar sertçe sürer. Sonra Venüs hızla uzaklaşıyor buradan. Bu kareyi bozacak. Satürn ağır hareket ediyor balıkta. Üçten, şey, Satürn dörde geliyor şu an. Dört derecelerde balıkta. Satürn 5-6'larda kalırken Venüs bir hayli yol kat etmiş olacak. Bu kare bozulacak, rahatlama gelecek. Ama Türkiye'de de, dünyada da, Türkiye'de seçim dönemine doğru giriyor. Seçimin son 15 günü, 20 gününe biraz daha, seçime şu an tam bir ay kaldı. Bir ay sonra Türkiye'de bir seçim var. Seçime yakın o son 15 gün bazı hararetli ekonomik tablolarda değişkenlikler, seçim oyları değiştirebilecek bazı hareketler olabilir. Türkiye dikkatli olsun yani bu döngüde. Ekonomisiyle, yaşamıyla dikkatli olsun. Her iki tutulmanın arkası bir seçim oluyor. Bir de seçim günü Merkür retro konumda. Merkür Boğa da retro yapacak şimdi. Başlıyor zaten 21'inde, hemen şeyle beraber, tutulmayla beraber. Seçim, tabii seçim günü Merkür retrosu, Ay balıkta, değişken kararlar. Halkın ben Ahmet'e oy vereceğim derken sandığa gidip Mehmet'e oy verebilir. Çünkü Ay balıkta değişken fikir, değişken karar, duygusal değişkenlikler gösterecektir. Kararlılık değişecektir. Herkes o anki duruma göre, ekonomik konjonktüre göre veya yani şartlara göre hareket edecektir. Ya da duygularına göre değişkenlik gösterecektir. Ya da birbirlerine doğru dürüst cevap vermeyecektir.
ben Ahmet'e atacağım derler. Gidip Mehmet'e atar, bunu söylemezler. Çünkü orada bir Merkür retrosu, bir ay balık döngüsü, bir duygusal dalgalanma söz konusu. Kimin ne yapacağını o an biraz orada sonuç tablosunda göreceğiz yani. Değişkenliği orada göreceğiz. Biraz ekonomik hareketlere de dikkat edelim bu döngüde. Hani bir astrolog seçim öncesi biri ölecek falan, öyle bir şey yok. O hikayelere kimse inanmasın. Öyle kimse kimsenin öleceğini bilemez. Astrolojide, gökyüzünde, gök biliminde, kehanette de ölümü kimse müjdeleyemez, beyan edemez. O yanlış ve çok hatalı bir bilim. Kimse de seçim arifesinde ölmüyor. Yani içiniz rahat olsun. Öyle bir şey yok. Biz gökyüzüne baktık ama tabii kaotik durum var, kargaşa var, ekonomik dalgalanma olabilir, biraz taraflar arası ilginç olaylar ortaya atılabilir, sertleşmeler olabilir, kaotik durum çıkabilir, Merkür retrosu var ama öyle ölüm ölüm yok yani, öyle abartılı bir durum yok. Seçimden sonraki tablo biraz kargaşalı, orası zaten sizle yapacağımız programlarda o dönem anlatacağım. O biraz meclisle başkanın farklı taraflarda olması, farklı kişilerden, farklı gruplardan seçilmesi biraz halkın orada farklı bir denge oluşturmaya çalıştığını ama o dengenin çok fazla sürmeyeceğini beyan etmiştim. Seçimin tekrarını ya bir sene içinde ya da ikinci tur ya da bir sene sonra Merkür retrolarında yapılan her şey tekrar eder. Bunu herkes aklına katsın. Bu hangi iş olursa olsun yani Merkür retrosunda bakın bir elektrikli şey aldım, almak zorundaydım. Ağacın ısıtıcı almak zorundaydım. Aldım ısıtıcıyı. Merkür retrosunda alırken dedim ki ya bunu alıyorum ama çünkü zorunluyum, almak zorundayım. 3 hafta donamam. Retro 3 hafta sürüyor. Yani o ısıtıcıyı oraya koymak zorundayım dedim. Yani almak zorundayım ama biliyorum başka bir Merkür retrosunda bu bozulacak dedim. Yani çok emindim yani. İşte astroloji böyle bizi teyit ediyor yani. Evet aldık o gün ısındık ama bir sonraki Merkür retrosunda aldığımız ısıtıcıyı iade etmek zorunda kaldık. Mesele bu. Yani mesele bunu gösteriyor. Yani retroda alınan retroda bitiyor. Yani bir retroda gelen bir retroda gidiyor. O yüzden çok kalıcı olmayan bir döngüyle karşı karşıyayız. Ama her şey 2025'ten itibaren düzelecek. İçiniz rahat olsun. Bunlar hep gelip geçici. Her şey geçecek. Halk güzel günlerin geleceğini, iyi yılların geleceğini hep bilsinler. Bakın bunu da gökyüzü umut vermiyor. Biz ileri progres haritalarında bunları nasıl gökyüzünde bir yıldızı analiz ederken görüyorsak bunu da görüyoruz. Yani pozitif günler, güzel günler de gelecek. Bunu da ekstra söyleyelim. Peki hocam, Merkür gerilemesinde madem öyle bu soru hakkı da doğdu. Ne yapalım, ne yapmayalım? Hani şunu yapın, bunu yapmamaya çalışın. Hani seyahat edin ama yeni bir şey almayın ya da ameliyat olmayın. Ama işte tatile gidin ya da işte yeni bir anlaşma imzalamayın ama yeni bir işe başlamayın gibi. Hani ne yapılabilir, ne yapılamaz? Ne olmalı, ne olmamalı? Merkür, bakın Merkür ekstra söyleyeceğim. İletişim demek. Ama normalde retrolar olduğu dönemde insanlar yaşamlarında neyi eksik bıraktı, neyi yanlış yaptı, neyi tamamlaması lazım, neyi kotarması gerekiyor, neyi halletmesi lazım, unutmuş, eksik kalmış, yarım kalmış ya da işte önemsememiş. Bütün bunlar retroda önümüze gelir, bir şekilde gelir ve bizim önümüze çıkar. Biz retrolarda patinaj yaparız. Patinaj nedir? Hani var olanı geriye saymak yani. İlerleyen zamanda eksikleri toparlamak, eksikleri düzeltmek, bir nevi var işleri düzeltmek. Yani eski yarımları tamamlamak. Şimdi bütün yarımları tamamlamak, eksikleri tamamlamak, bunları halletmek. Retro bunu gösterir. Retro kötü bir dönem değildir. Sadece Merkür yazılı sözlü ifade, iletişim gücü ve de Merkür Güneş'e en yakın gezegen olduğu için Merkür retrolarında imzalar atılmaz. Bir yere başlanmaz. Bir imza atılmaz. Yani bir kağıda retroda Merkür iletişim, bak, yazılı sözlü Evlenmeyin ifade. mesela. Merkür gerilemesinde evlenmeyin. Yani Mi? ben evlenmeyi onaylamam. Yani
bir kağıda imza atıyorsan, retro öncesi nikahını yapabilirsin, düğününü Merkür retrosunda yapabilirsin. Bakın eğlenebilirsin, yiyip içebilirsin, gezebilirsin, düğün yapabilirsin. Ama nikah akit imzalama. Yani bir kağıt, bir belge imzalama. Şimdi diyelim ben Merkür retrosunda başbakan oldum. İmza attım, onaylandım, YSK'dan işte Yüksek Seçim Kurulu'ndan mazbatamı aldım. Retroda geldi değil mi bu benim elime? Retroda geldi. İmza da attım ben. Milletvekili oldum ya da işte başbakan oldum neyse. Bu retroda geldiyse işte bu sıkıntılıdır. Bu çabuk biter. O yüzden ben bir kez daha söylüyorum. Retroda yapılan seçimin ömrü 5 sene sürmez. 5 sene değil, çok sürmez yani. 3 sene bile sürmez. 2 sene sürerse öpüp başına koysunlar. Yani bir doğal olay olur, bir şey olur, bir başka bir şey olur. Kazananla ilgili bir sıkıntı olabilir. İlerleyen, ya bu kadim Turgut Özal görevinin başında vefat etmedi mi? Yani birdenbire kalbin durur ölürsün. Yani dünyaya temel atmadın ya. Yani onu söylemek istiyorum. Yani Merkür retrolarında bakın seçimin devamı yok. Türkiye bunu deneyimledi. Bakın önünüzde bir tecrübe var. Çok güzel bir tecrübe. 7 Haziran 2015 neydi? Merkür retrosuydu. Bize sordular. Bize sordular ikizler retrosuydu. Bize sordular ne dedik? Retroda yapılan bu seçimin sonu yok. Bu seçim